Teknolog kanalından herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Pardus işletim sisteminin hem kurulumunu yapacağız hem de size kısa bir bilgi olarak da Pardus işletim sistemi ne amaçla kullanılır, bizim işimizi görebilir mi? Hani para verip de Windows işletim sistemi almak yerine Pardus bizim işimizi görecek midir? Hep beraber videomuza geçiş sağlıyoruz. Arkadaşlar sizlere adım adım gideceğim. Öncelikle yapmamız gereken şey Pardus işletim sistemini bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili öncelikle internetten Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'dan arama yerine Pardus yazmamız yeterlidir. Pardus yazıp ilk çıkan yerde pardus.org.tr sayfasında tıkladığımız zaman karşımıza Pardus'un kendi sitesi gelmektedir. Burada direkt ana sayfa üzerinde Pardus 19.5 diye indir var butonu. Buna basıyoruz arkadaşlar. Bu bizim bilgisayarımıza otomatik olarak gördüğünüz gibi yan tarafta yukarıda Pardus işletim sistemini ISO halinde indirmeye başlamış durumdadır. Tabii ki ben daha önce bu Pardus'u indirdiğim için buna devam etmeyeceğim. Siz tabii ki bunu indirin. Toplam olarak 1.9 GB'lık bir boyuta sahip bu işletim sisteminin. Bunu kapatıyorum. Hemen şöyle yapalım. İkinci olarak bilgisayarımıza kuracağımız uygulama ise dostlar yine Google'dan Rufus yazıyoruz. Rufus yazdıktan sonra yine aynı zamanda ana sayfada Rufus'un kendi official website yazmaktadır. Buraya giriş yapıyoruz. Buraya girdiğimiz zaman bize nasıl kullanıcıyla ilgili tabii ki bilgiler yer almaktadır. Ben tabii ki bu videoda bunlara gerek duymayacağınızı düşünüyorum. Hemen aşağı doğru indiğimiz zaman Rufus'un 3.13 yazan şeyi yani linke tıklıyoruz ve bunu bilgisayarımıza indiriyoruz. 1.1 MB'lık ufak bir boyuta sahip. Ben tabii ki daha önce indirdiğim için bunu da indirmiyorum. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Hem Pardus'u hem de Rufus'u indirmiş varsaydık. Yani sizin indirdiğinizi düşünüyoruz. Evet, üçüncü işlemimiz ise arkadaşlar ne yaptık? Rufus'u ben daha önce indirdim, size söylemiştim. Hemen şuradan size Rufus'u açıyorum arkadaşlar. Rufus zaten exe dosyası gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra Rufus uygulamamız açılıyor. Şimdi buradan sonra ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bir tane flash belleğe ihtiyacımız var. Bizim Pardus'umuzun boyutu ne kadardı? 1.9 GB'tık. Dolayısıyla bu Pardus'u alabilecek bir boyutta flash belleğimizin olmasını gerekiyor. İkinci unsurumuz ise kullanacağımız flash belleğin içinde dosyalarımız var ise başka bir dosyalarımız, bunlar mutlaka başka bir yere alın. Çünkü bu yapacağımız işlem ile flash bellekteki tüm dosyalarımız silinecektir ve geri dönüş olmayacaktır. Çok sıkıntı yaşamayın diye. O yüzden flash belleğimizdeki bilgileri dışarıya almayı unutmayın. Formatlanacak çünkü. Bir diğer unsur ise size söyleyeceğim. Bu işletim sistemi olarak sizlere zaten söylemiştim. Kuracağımız bilgisayarda da eğer ki dosyalarınız var ise bunlar da dışarıya bir harici diske mutlaka kopyasını yani kopyalayın. Sebebi ise bu yapacağımız işlem dolayısıyla diyeyim. Bütün dosyalarınız yani bilgisayarınızdaki tüm verileriniz silinecektir. Çünkü bilgisayara bir format atacağız. Bunun haberiniz olsun. Ama buradaki olayımız şudur. Tamamen ücretsiz bir yazılım olduğu için bütünüyle ekstra bir Windows gibi buna para vermek gibi bir şeyimiz söz konusu değildir. Bir diğer olayımız ise size söyleyeceğim. Oyunlarımız olsun vesaire uygulamalarımız olsun bu işletim sisteminde de sorunsuz kullanabilmekteyiz. Yani ekstra bir Windows yani Windows'un alternatifi diyebiliriz. Sonuçta bir Linux işletim sistemi bu Pardus uygulamamız. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Flash belleğimizi ben şimdi bilgisayarıma takıyorum. Bilgisayarıma taktıktan sonra bakın otomatik olarak geldi. 64 GB'lık bir boyuta sahip bir flash belleğimiz sizler de görüyorsunuz. Pardus'umuz 1.9 GB'lıktı. Bu bizim halal işimizi görür. Şimdi dostlar burada bunu yaptıktan sonra şimdi disk veya imajı seçiyoruz buradan. Şimdi ön yüklemi buradan sunuş sesine gerekiyor. Buradan imajımızı seçiyoruz arkadaşlar. Bakın şurada seç var. Bunu seç dediğimiz zaman imajımızı buraya yüklemesini yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani hem buradaki flash'ı formatlıyoruz.
Hem de bakın şöyle tıkladığımız zaman burada eğer, yani flash'ınızı imajınızı pardosunu yüklediğiniz o 1.9 GB'ı nereye yüklediyseniz buradan gösteriyorsunuz ve seçiyorsunuz, buraya atıyorsunuz arkadaşlar, bilginiz olsun. Başka hiçbir şeye dokunmanıza gerek olmadan başlata basıyoruz. Şuradaki hazır olayımız böyle yükleniyor, formatlanıyor, yükleniyor gibi şeyler çıkacaktır. Bittiği zaman biz Pardus işletim sistemimizi flash belleğe çalışabilir, yani bilgisayar açılabilir vaziyete atmış oluyoruz. Buradaki olayımız o. Şimdi buraya kadar herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü çok basit aslında. Yani o kadar karmaşık bir şey değil. Ekstra bir şey yapmıyoruz. Tekrar söylüyorum. Rufus programınızı açtıktan sonra flash'ı takıyoruz. Buradan da seçe tıklayıp yüklemiş olduğumuz Pardus işletim sisteminin ISO dosyasını buradan seçiyoruz. Yani burada bende şu anda yok. Seçtikten sonra aç diyoruz ve buraya belirleniyor. Yani ISO'su buraya geliyor. Ve herhangi başka bir şey yapmıyoruz. Bir şey tıklamıyoruz, bir şey seçmiyoruz. Ve tamamen şuraya da başlata basıyoruz. Bastıktan sonra şuradaki çubuğumuz işte bizim ilerlememizi gösteriyor. Bu işlem bittikten sonraki olayımız bizim artık kuracağımız işletim sistemini, yani Pardus'u nereye kuracak isek, hangi bilgisayarı kuracak isek, eski ya da yeni fark etmez. O bilgisayarda artık işimiz bunun olacaktır. Buraya kapatıyoruz ve flash belleğimizi şu taraftan, unutmayın, direkt çekmeyin. Şöyle mouse'un sağ tuşuna basılı tuttuktan sonra bakın şuraya basıyoruz arkadaşlar. Yani bu güvenliği kaldırmayı mutlaka her flash belleğinize, her flash diskinize bunu mutlaka yerine getirin. Çünkü flash diskinize zarar gelsin istemeyiz hiçbirimiz. Şimdi ise ne yapalım? Diğer menümüze, yani diğer ekranımıza geçelim ve diğer ekranımıza, bilgisayarımıza nasıl kurulum yapacağımızı hep beraber izlemeye devam edelim. Bu içine Rufus ile imajı attığımız Pardus işletim sistemini buradaki laptopumuza kurmayı sağlayacağız. Eski bir laptop zaten. Amacımız da bu nedir? Eski ya da yani böyle söyleyeyim, kullanımı artık bize sıkıntı yaratan Windows olaylarında ki bilgisayarlara işletim sistemi Pardus yaparak, Linux işletim sistemi yaparak yine aynı şekilde bütün kullanım olaylarını yapabiliyoruz. Şimdi sırasıyla tekrar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Flash belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz ve bilgisayarımızı açıyoruz. Bilgisayarımız açtıktan sonra arkadaşlar sizin bilgisayarınızın açılış BIOS tarafı hangisiyse, hangi tursa, benimki F2 bu Acer laptoplarda. Buradan ne yapıyoruz? Boot'a geliyoruz ve boot da burada flash belleğimizi birinci olarak gösteriyoruz arkadaşlar. İlk açılışı boot olarak birinci olarak gösteriyoruz. Burada size de görüyorsunuz. Eğer ki size birinci değilse bunu birinci olarak mutlaka getirin. Aşağıda zaten BIOS'ta nasıl yapılacağını zaten görüyorsunuzdur. Bunu yaptıktan sonra hemen tabii ki ben buradan çıkıyorum. Flash bellek takılı halde bilgisayarımızı açıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Flash belleği taktık ve bilgisayarımızı açıyoruz. Bakın açıldığı zaman bir ekran geldi. F1 ve F2 hiçbir şey dokunmuyoruz. Bakın o kendisi bir ekran geldi. İşte Pardus işletim sisteminin kurulacağını bizlere gösteriyor. Çünkü bunu az önce attıydık. Burada Enter tuşuna basıyoruz. Enter tuşuna bastığımız zaman diğer bir ekranımız geldi arkadaşlar. Doğru yoldayız. Bunlar görüyorsanız bilin ki benimle beraber doğru yolda devam ediyorsunuz. İki seçenek var. Birisi Türkçe, birisi İngilizce olarak görülmektedir arkadaşlar. Biz burada tabii ki Türkçe'yi seçtik. Pardus'un şöyle bir özelliği var. Bu tabii ki Windows için de geçerli. Ancak tabii ki bizim konumuz Pardus olduğu için onun üzerine gideceğiz. Dilersek biz bu Pardus işletim sistemini bilgisayara kurmadan da çalıştırabiliyoruz flash bellek üzerinden. Tabii ki bu yani sürekli olacak bir olay değildir. Ekstrem durumlar için geçerli. Biz ne yapacağız? Buradan bu ekrandan kuru seçiyoruz. Enter diyoruz. Bundan sonra ne yapıyor? Kendisi bir takım ayarlamaları yapacak arkadaşlar. Yaptıktan sonra bizim yine ara ara bir şeyler çıkartacaktır. Onları da hep beraber sizler de göreceksiniz. Evet, burada şimdi ne yapıyoruz? Dilini seçmeye geldik. Dilimiz Türkçe. Arkadaşlar, konum Türkiye. Enter tuşuna basıyorum. Klavyemiz Türkçe Q. Enter tuşuna bastım.
Ve yine bir ayarlamalar yapıyor ve şu an için yüklemeye başlamış durumda. Evet, şimdi ise ağ yapılandır olayı var. Bilgisayarın adı Pardus. Enter dedik arkadaşlar. Burada yeni bir kullanıcının tam adı var. Ben buraya işte bilgisayar dedim. Siz ne derseniz artık onu siz bileceksiniz. Enter dedim. Kullanıcı adımız yine bilgisayar ve buraya bir parola istiyor bizden arkadaşlar. Bu parola bilgisayarınızı, yani işletim sisteminizi kurduktan sonra sürekli karşınıza gelecek bir şifre. Bu artık şifreyi yazdığınız zaman mutlaka bir yere not alın ve unutmayın arkadaşlar. Tabii ki benim yazdığım şey 1, 2, 3 diyorum. Ve buradan da şu tarafa doğru gelelim. Hemen aşağı doğru indik. Enter diyorum. Şimdi devam edelim. Burada yaptım. Şifreyi bir kere daha soruyor. Yine 1, 2, 3 şifreyi koydum. Siz tabii ki şifrenizi kendiniz belirleyeceksiniz. Ben sadece hızlı olsun diye. Yine devam dedim. Diskleri bölümle gibi bir unsur var. Zaten bunu Windows tarafında da rahatlıkla yapıyorduk. Burada da rahatlıkla yapacağız. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bizim diskimiz zaten ufak olduğu için ekstra bir bölme işlemi yapmayacağım. O yüzden en üsttekini seçiyorum. Yani yardımcı ile diskin tamamını kullan. Enter diyorum. Buradaki olayımız ise hangi diske bu Pardus'un işte bölümlemelerini yapacağız. Bizim olayımız neydi? Bizim şuradaki 240 GB'lık bir SSD hard disk taktık biz bu hard bilgisayara. Ve onu seçiyoruz. Yanlışlıkla alttakini seçmeyin arkadaşlar. O flash bellektir. Bunu dikkat edin. Hemen hard diskimizi seçip enter diyoruz. Ve yine bir ekran devam ediyor tabii ki bu bölümlenme işlemimiz. İşte 240 GB'lık da bunu ne yapacağız? Biz yine yeni kullanıcılara önerilir seçeneği olan tüm dosyaları tek bölümde dedik, enter dedik. Evet, bölümlemeyi bitir ve değişiklikleri kaydet seçeneği var. Buna da enter diyoruz. Yani burada yaptığınız olan şey enter, enter, enter. Ve tabii ki burada değişiklikler diske kaydedilsin mi gibisinde. Hadi kaydedelim. Enter dedim. Grup ön yükleyici bir sabit diske kur, yani MBR kurulsun mu? Evet diyoruz. Enter diyoruz. Buradan evet 240'lık hard diski seçeceğiz. Dostlar. Yani diğerini de kurabiliriz ancak tabii ki o diğeri bize sıkıntı yaratacağı için benim yaptığım şeyleri siz aynısını yerine getirin. Kurulum tamamlandı mesajı geliyor. Burada ne yapacağız? Devam. Enter diyoruz. Kurulum bitti. Şu anda bilgisayar kendini restart yapıyor. Flash belleğimizi çıkartıyoruz. Çıkardık flash belleğimizi ve şu anda Pardus'un ana ekranı gelmiş durumda, ilk açılış. En üstteki zaten seçili, kendisi açıyor, herhangi bir işleme yapmamıza gerek yok. Tabii ki bundan sonra yapacağımız birkaç olayımız daha var. Bilgisayarımıza açılsın, siz de Pardus işletim sisteminin ne kadar güzel bir sistem olduğunu görün. Aslında tavsiye ediyoruz, Linux işletim sistemi hem ücretsiz hem açık kaynak kodludur. Hem de dostlar içerisinde ofis uygulamalar da mevcuttur. Linux'un kendi ofis uygulamaları ve tabii ki Windows tarafında, yani Microsoft tarafında ofis uygulamalarında Word, Excel, PowerPoint gibi uygulamalarda yapmış olduğunuz tüm uygulamaları Linux tarafında da açabiliyorsunuz. Pardus tarafında yapmış olduğunuzda yine Windows tarafında da açabiliyorsunuz. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gayet de yani güzel. Burada herhangi bir ücret vermemeniz olayı tabii ki. Çünkü bir Windows almaya kalkar iseniz fiyatı 1000 TL civarlarında. Bir Office almaya kalkarsanız 300-500, yine 1000 TL, hatta bayağı da aşabiliyor. Buradaki olayımız ne? Tamamen free, full, ücretsiz, limitsiz şekilde cebinizden 5 kuruş para çıkmadan bilgisayarınıza işletim sistemi kuruyorsunuz ve tabii ki oyunlarda olsun, diğer uygulamalarda olsun, herhangi bir şeyde yine Linux desteği olduğu için rahatlıkla kurabiliyorsunuz. Oyunlarınızı rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Benim buradaki gösterme amacım biraz daha böyle eski bilgisayarlarınıza da, çünkü Windows kurduğunuz zaman kasabiliyor, yavaşlatabiliyor, hızlarınıza, performanslarınıza düşüklük söz konusu olabiliyor. Bizim olayımız nedir? İşte
Linux'u kurarak biraz daha bilgisayarınızın performansını arttırmanız gerekiyor. Çünkü arttırıyor, hakikaten arttırıyor. Hem para vermiyorsunuz hem performansınız arttırmış oluyorsunuz. Yine burada yine değineceğim, özellikle üstüne basa basa söyleyeceğim. Bu işlemleri yapmadan evvel en başında flash belleğinizde, yani Pardus, Rufus'la kuracağınız flash belleğinizde ve Pardus'u kuracağınız bilgisayarınızdaki tüm dosyalarınızı, verilerinizi mutlaka dışarıya bir yere kopyalayın arkadaşlar. Çünkü bu işlemlerde hem flash belleğiniz hem de kuracağınız bilgisayarınızın diskleri formatlanacağı için tüm bilgileriniz silinecektir. Bunu özellikle dikkat edin. Daha sonra bilgisayarım içinde dosya vardı falan diye varyansın etmeyin, ağlamayın, sızlamayın. Baştan söylüyoruz, yedekli çalışın. Pardus işletim sistemimiz hazır. Bizim ilk başta kurarken unutmadım diye size söylediğim şey şifreniz. Şifremizi giriyoruz. 1, 2, 3'tü. Kullanıcı adımız bilgisayardı. Mouse'tan da kullanabiliriz. Burada oturum aç diyoruz. Aynı Windows'a benzer gibi işte başlat tuşu yerine Pardus yazılmış. Sağ tuş olaylarımız güzel. Şuradan baktığımız zaman virus vesaireler belli. Kapatması şuradan olabiliyor. Bakın şuraya bastığımız zaman. İşte buradan çıkış yap, yeniden başla, kapat, askıya al, beklemeye al. Ya da arkadaşlar şurada da zaten var aynı ekran düğmesi, öyle söyleyeyim. Saatimiz, pilimiz vesaire her şeyimiz bunun içerisinde. Baktığımız zaman şuraya, Pardus'a bastığımız zaman işte LibreOffice Writer, LibreOffice Calc gibi, yani böyle, yani şöyle söyleyeyim, Word, Excel gibi olaylarımız burada mevcut. Bunlara ekstra para vermiyoruz, bilginiz olsun. Önce şu Word'ı açalım. Yani bizim Microsoft tarafındaki eş değeri işte LibreOffice diye geçiyor, Writer diye geçiyor. Biz ona Microsoft Windows'a Word diyoruz. İşte bakın açıldı arkadaşlar. Gayet de güzel bir kelebe işlemci mi diyeyim, yazı diyeyim, işte ofis programları kapattım. Şuraya geldim. Excel tarafında yine aynısını açtım, özür dilerim. Şuna basacaktım. Tamam. İkisini açayım. Şu. Evet. Bakın işte kelime işlemcimiz burada, Excel dediğimiz, yani Calc diye geçiyor. Aslında isimleri biraz daha yabancı değiliz, aşinayız. Ekranlara, menülere her şey aynı zaten. Yani hiçbir değişiklik yok diyebiliriz. Tabii ki kendi Pardus'un de güzel, özellikle Türk olması, Türk desteği olması, TÜBİTAK tarafından da bu işlemi yürütüldüğünde zaten siz ana sayfasında görüyorsunuz. Evet, şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, bu işletim sistemi yaptıktan sonra ufak bir şey yapacağız. Bu da nedir? Bilgisayarımızı evimizdeki ya da ofisimizde kullanıyorsak oradaki internete bağlamanız gerekiyor. Bu sayede şu tarafa girip sisteme bastığımız zaman arkadaşlar, bakın paket güncelleyici var. Yani güncellemeleri yapın arkadaşlar. Yazılımların güncellemelerini. İlk başta çıkmayabiliyor. Basıyorsunuz işte her şey yüklü diyor ama siz yine belirli bir zaman sonra tekrar bastığımızda, hatta ekranda direkt şöyle bir uyarı geliyor, işte bu kadar güncellenecek dosya var gibi. Onları güncelleyin arkadaşlar mutlaka. Zaten her zaman sisteminizi güncel tutun. Aynı zamanda dediğim gibi bu Pardus işletim sisteminde her türlü oyun ve da diğer uygulamaların hepsini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ben şu anda bir internete bağlamaya lüzum görmedim. Sizlere ne yaptık? Pardus işletim sistemini basamak basamak kurulumunu vesairelerini hepsini anlattık arkadaşlar. Pardus'umuzu nasıl kurulacağını sıfırdan indirdik. Rufus'unu yaptık. Flash belleğe yükledik. Flash bellekten bilgisayarımızın açılışına taktık. Açılışımıza, yani boot'ta Pardus'umuzun kurulumunu yaptık. Adımlar da sizler de gördünüz. Aslında çok dediğim gibi basit bir olay. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kullandığımız bir işletim sistemi, özellikle free, yani ücretsiz olması, full olması, herhangi bir şekilde ücret vermemeniz, bu da çok ekstra artısı aslında. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur arkadaşlar. İşte beğendiyseniz, buraya kadar gelirseniz mutlaka izlemişsinizdir. Bir beğen atın, bir paylaşım yapın, bir abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.